Sizin başınıza. Evet, sen öylesin herhalde de. Sizler de iyisiniz. Valla Özgür Bey, hoş geldiniz. Abi hoş bulduk. Ne var ne yok? Özür dilerim, iki sene. ...2017 yılında tespit ettiğimiz ve peşinden tescillenen toz koparan höyükte 2021 yılında Tunceli Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda arkeolojik kazılar başladı. Bu yılda buna devam ediyoruz. Höyükteki çalışmalar iki farklı alanda yapılıyordu. Geçen yıl höyüğün üst yüzeyinde demir çağına ait kalıntılar açığa çıkarılmıştı. Bu yıl biz özellikle daha eski dönemlere tarihlenen alt bölümünde devam ettik. 10'a 12'lik bir açma içerisinde anıtsal bir yapının bölümlerini açığa çıkardık. Bu anıtsal yapı bizi başta biraz şaşırttı çünkü duvarlar çok kalın. Hücre planlı olan bölümleri de var. İki evreli olduğunu düşünüyoruz bu yapının. Belki şu anda temel düzeyinde çalışmalarımız devam ediyor. İçerisinde bulduğumuz arkeolojik kalıntıların ön incelemesini tamamladık. Tabii bu uzun soluklu bir çalışma. Laboratuvar çalışmalarımız devam edecek. İlk tespitlere göre ilk Tunç Çağı'na ait bir kültürü kazıyoruz. İlk Tunç Çağı kentleşmenin başladığı dönem. Çanak çömlek verileri bize toz koparan höyüğün Mezopotamya ve Transkafkasya ile bağlantı oluşturan kalıntılar içerdiğini gösteriyor. İlerleyen çalışmalarla bunları biraz daha netleştireceğiz. Tabii bu birkaç yıl sürecek çalışma. Özellikle daha derine inerek arkeolojik kronolojisini tespit etmeye çalışacağız. Peki kaç yıllık hocam, onu söylersiniz? Günümüzden önce 5500 yılına ait olduğunu düşünüyoruz. Göreli kronolojik verilere göre hatırlayacağınız üzere geçen yıl bir çocuk iskeleti açığa çıkarıldı. Onun kemiklerinden karbon 14 testi yaptırmayı düşünüyoruz. O karbon 14 testi bize bir mutlak tarih verecek. Ayrıca yapının farklı noktalarından karbonlar bulduk. Bunların da yine analiz sonuçları bize bu yapının tam olarak tarihini verecek. Göreli kronolojiye göre şimdilik 5500 diyoruz ama tabii bu değişebilir. 2021 yılında Bakanlığımız Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nün onaylar doğrultusunda biz ilimiz Pertek ilçesi Tozkoparan köyünde, Tozkoparan höyükte kurtarma kazılarımıza başladık. Bu kazılar bölge için, Tunceli için önemli bir adım oldu. Niye? Çünkü bu bölgede uzun yıllardır kaz çalışmaları yapılmıyordu. Tozkoparan höyüğünde kaz çalışmaların başlaması, bölgenin arkeolojik geçmişinin aydınlatılması, tarihsel serüvenin ortaya çıkartılması açısından oldukça önemli. Kazılar Müze Müdürlüğü'nün başkanlığında ve Düzce Üniversitesi'nde Doçent Doktor Yasemin Yılmaz'ın bilimsel danışmanlığında, ayrıca yine İTÜ Üniversitesi'nde, Atatürk Üniversitesi'nde, Muzur Üniversitesi'nde çeşitli üniversitelerde hocalarımızın bilimsel katkıları ve destekleriyle devam etmekte. Geçen yıl 15 kişilik bir ekiple çalıştık. Şu anda yine bir 10-15 kişilik bir ekiple kazı çalışmaları devam etmekte.